Onları da eline tutuşturacaklar. Çünkü haram yolda. Sen şimdi direkt tambur çalıyor, uç çalıyor diye buna sen efendim cehennemin dibini boylayacak falan diyemezsin. Çünkü musiki içinde, musiki aletleri içinde mezhepler arasında ihtilaf var. Mezhepler arasında ihtilaf olduğu için Hanefi'de haram diyenler var ekseriyetle. Bazı İmam Nablusi gibi falan müstesnalar var haram demeyen. Ancak bazı şartlarla haram oluyor. O da nedir? İşte içkiyle beraberse, kadın sesini dinlemekle beraberse, şehveti tahrik edici sözler ve içerikler kullanılıyorsa falan filan, kaderi inkar, feleğe sövmek gibi şey. Bunlar şartlar var. Ama bu şartlar olmadan müsaade verenler var. İmam Nablusi Hanefilerden bunlardandır mesela. İzah-ı Dilalat, Bismillah-ı Alat diye kitabı var. İmam Gazali, Koca Hüccetül İslam, Şafii'de ekseriyet bu görüştedir. Hanefi'de ekseriyet haram olduğu görüşündedir. Bazı ulema serbest demişler bazı şartlarla beraber. Şafii'de ekseriyet helal olduğu görüşündedir. Bazı ulema haram demişlerdir. Dolayısıyla bunun haramlığı içki gibi, şarap gibi, zina gibi ittifaklı değil. İttifaklı olmayınca ihtilafa giriyor. Onun için buradaki zaten İmam Nablusi onu der. Yani nerede musiki aletleriyle ilgili zem ve tehdit ve zecir ve vaid tehdit varsa hadis-i şeriflerde hep bakarsın muganniyattan bahseder, kayinat der, çalgıcı kadınlardan bahseder, şaraptan bahseder. Yani o ortamda onlar birbirine denk geldiğinden ekseriyetle alem yapanlar, kafa bulanlar, keyfi keka olanlar böyle içki, kadın da şarkı söyleyecek, efendim öbürü de dansöz oynayacak, öbürü de bir içki içecek, oradan tambur çalacak bilmem ne. Ama öbür türlü genel manada adam sadece bir müziki aletini öğrenmek gibi bir şey etmiyor. Bunu sen şimdi kalkıp da kebair günahlardandır benim için haramlığında ihtilaf olan hatta bazı sahabe-i kiramın çaldığına dair sahih rivayetler mevcut bulunan tabii. Bir şeyi sen kebair günahları gibi, haram gibi işte ben onu söylüyorum. Haram gibi sokamaz. Ancak namazı kaçırıyorsan o arada haram, arizi nedenle. İçki varsa sofrada haram, arizi nedenlerle. Kadın sesi varsa, kadın şarkı söylüyorsa arizi nedenle. Dansöz oynuyorsa arizi nedenlerle. Bütün bunları dikkate almak lazım. Yani ilim öyle bir ayeti, bir hadisi görüp de ondan hüküm çıkarıp da gümbürlü bütün milleti cehenneme atmak değil. İlim, bütün ulemanın beyanlarını, kavillerini, ehl-i sünnet ulemanın görüşlerini bilerek bilgili konuşmak. Altyapısı olmadan bu işlerde konuşanlar zararı faydalarından çok oluyor maalesef. Şimdi içtiği şarabın kasesi boynuna takılacak.